Evet yani e, tabii biz siyasetin biz siyasetin üzerinde de bir kayyum olduğunu farkında değiliz herhalde değil mi? Yani Kandil Türkiye'deki e, siyaset yapmaya çalışan belli bir birkaç grubun üzerinde bir kayyum yok mu? Kayımlı yok mu? Ben şimdi artık kayyum diyemiyorum. Kayyum mu kayyum mu? Kayyım. Kayyım. Biz hala kayyum yazıyorsunuz o yüzden. Ben söyledim mi beni dinlemediler. Kayyumu. Değiştirmiyorlar anladığım kadarıyla fiksettiler kayyumu fiksettiler. Kayyum diyelim o zaman. O kayyumdan niye hiç kimse bahsetmiyor? İşte oradaki oradaki kayyum zaten burayı etkilemiyor mu? Bak, o yüzden anlattım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki e, ee, muhalefet yargıyı görev yaptığı için baskı altına almaya almaya kalkmamalıdır veya yukarıdaki bir sözcük daha. Yargıdan artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz. Hele hele savcılar tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'de terörle iktisatlı olmak, terörle ilgili ilişkili olmak konuları mesela bir Belediyelere fiksiyerek mi çıkmıştır Türkiye'de kanun? Mesela başka takip etmesi gereken yerler yok mudur? Mesela onlar bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmayacak mıdır? Onlar bununla ilgili herhangi bir faaliyetlerini sürdürmeyecek midir? Anayasa Mahkemesi odaklı mı söylüyor? Bak ya da herkes orada için var yani? herkes için söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Daha anlayabilmek açısından Ya fark etmiyor ki. Sonuçta gidiyor... E, hiç alakasız olmayan bir sivil toplum örgütü başka bir iftira atıyor. Başkası başka bir şey atıyor. Yani ya ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bu ilginç dönemin en önemli konularından bir tanesi etrafında dolaştığımız bir konuyu çözmeye çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde etrafından dolaşarak bir sorun çözülemez arkadaş ya. Veya bir sorunun teşhisi yanlış konularak tedavi edilemez. Hadi onu da geçtim. Tedavi ediliyormuş gibi başka bir sorun yaratılmaz ya. Şimdi kayım konusunu konuşuyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki haklı mı haksız mı? Eğer tepeden aşağı doğru yapmıyorsunuz bence haksız. Niye atıyorsunuz arkadaş? Bırakın yapsınlar. Yapsınlar. Niye atıyorsunuz o zaman? Eğer buna bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmıyorsanız, bütünsel bir bakış açınız yoksa, yargı her bir konuya bir hukuk manzumesinden bakmıyorsa, tepeden aşağı indirmiyorsa, o zaman kayayım da atamayın arkadaş. Bir faydası olduğunu zannetmiyorum ben. Bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Halifetiye belediye başkanı atadınız. Kayyum atadınız. Ne olacak abi bana söylesene. Ne olacak? Ne olacak? Oraya PKK'lılar girmeyecek, değil mi? Öyle diyoruz değil mi şimdi? Peki Türkiye'de PKK'nın finans kaynaklarına gerçekten tam anlamıyla nüfuz edip açığa çıkartabiliyor muyuz? PKK Türkiye'de ne kadar para kazanıyor? Buradan ne kadar haraç topluyor? Türkiye'de siyaset üzerinden, siyaset üzerinden veya siyasetin ticareti, ticareti siyaseti, PKK'nın tehdidi, haracı, bir şöyle bir, bir, toplayın bakalım ya bir sürü bununla ilgili yazılanmış rapor var Türkiye'de. Hazırlanmış onlarca rapor var. Önemli bir istihbarat birimlerini hazırladığı bir sürü rapor var. Çıkartabiliyor musunuz? Ve bununla ilgili atağınızı yapabiliyor musunuz? Finansmanını kesebiliyor musunuz? Bunlardan bir tanesi, en büyük bir tanesi ne? Buradan kaynaklanan finansın PKK'ya gitmesi değil mi? Kayyum atamalarını seplenen bir tanesi. Öyle değil mi? Bir tanesi de bu. Evet. <laughs> Oraya kişilerin girmesi değil mi? Bunu da konuşuyorsunuz. Benim söyleyeceğim Hakim Bey bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Daha ediyorum. fazla bir şey söylemek Peki. istemiyorum. Peki.